kardeşlerim, ablalar, hepiniz İl ve Merkez İlçe Teşkilatımız tarafından hazırlanan programımıza hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce 4 Nisan 1997 yılında kaybettiğimiz cennet mekan başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'e, yakın zamanda kaybettiğimiz Merkez İlçe eski başkanımız Şevkik Harcı abiye ve görev sırasında şehit olan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Her ne kadar programımız adayı tanıtım programı olsa da adaylarımızın kalitesini ve birikimini tüm Karamanlı hemşehrilerimiz bilmektedir. Teşkilat başkanı olarak teşkilatlarda görev almış abilerimizin de aday olmaları benim için ayrıca gurur vericidir. Değerli basın mensubu arkadaşlar, sevgili dava arkadaşlarım. Başbuğumuz Sayın Alparslan Türkeş'i saygıyla, minnetle, sevgiyle ve özlemle alıyoruz. Yaptığı yer cennete ikramlısın. Öncelikle niye anladım? Onu belirtmek istiyorum. Ermenikliyim kendim. Ermenik'te esnafım. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Yöneticiyim. Artı bir parantez açayım. İlçe başkanı Kamil Koçtay'ın eşiyim. Bunca yıldır partimde çeşitli görevler, yerlerde görev aldım. Yönetim kurulunda gönüllü, öyle diyeyim. En sonunda yerel seçimlerde kontenjan aday olarak görev aldım. Niye aday oldum? Bayanlarımızın siyasi arenada daha fazla görev yapmasını istediğim için aday oldum. Sayın basın mensupları, kıymetli il başkanım, Merkez İlçe başkanımız, değerli aday adayı, dostlarım, arkadaşlarım, genç Bozkurt kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım. Bundan 18 yıl önce hayatını bu millete adamış kıymetli başbuğumuzun ölüm yıl dönümüne de bu programın gelmesi hasebiyle özellikle teşkilatımızı ve bu kararı veren değerli arkadaşlarımı kutluyorum. Bizleri bir araya getirdi. Rahmetli başbuğumuzu minnetle, şefkatle anıyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları, İnşallah rahmetli başbuğumuzun mirası Milliyetçi Hareket Partisi'ni tek başına iktidar edebilmek adına Karaman'da 6 tane adayı bu konuda ben de varım diyerek milletimizin önüne çıkmıştır. Bütün dava arkadaşlarıma bu konuda mesuliyet düşüyor, vebal düşüyor. Ülkemizin içinde bulunduğu şartları çok fazla burada anlatmak istemiyorum. Ama bir gün Kürt sorunu var diye Diyarbakır'da konuşan ama konjonktürel yapının milliyetçilik akımlarını daha yukarıya çektiğini, Anadolu'da sıkıntı olduğunu gördüğü bir söylemi Balıkesir'de ülkemizde Kürt sorunu yok diyecek kadar siyasileşen, ettiği yeminin arkasında durmayan, ona sadakat beslemeyen ama bizim inançlarımızı istismar eden bir anlayış 12 yıldır ülkemizi yönetmekte. Kıymetli basın mensupları, saygıdeğer teşkilat başkanları, çok muhterem dava arkadaşlar. Öncelikle sizden bu gecikmeye ben sebep olduğum için özür diliyorum. Bugün mekanı cennet olsun. Başbuğumun anma töreni vardı. Evliliğinin 18. yılıydı. Mutlaka orada olmamız gerekiyordu. Birçok arkadaşlara daha önceden böyle bir program yapmıştı. Malum o programa katılmak zorunluluğu vardı. Ama teşkilatımız da bugün burada böyle bir program düzenlemiş. Bunun akabinde de akşam Mevlid-i Şerif okutulacak. Yine
Velhasıl 11.30'da çıktık. Rabbim müsaade etti. Buraya sizlerin huzurunuza gelebildik. Hamdediyorum. Aşağı yukarı 1,5 ay önce çoklarınız izlediği için hatırlatma gereği duyuyorum. YouTube'da da var. Bir konuşma yapmıştım. Ülkemiz meseleleriyle ilgili birçok konuya değinmiştim. O zaman bir ifadem olmuştu. Bu yalancı bahar geçecek, kış gelecek demiştim. Bu barış sürecini anlatanlara. Evet, bu ülkede Cumhuriyet savcısını makamında, evet bu ülkede asayişi sağlayacak olan polisi karakolunda vurdular. Daha detaylarını pek geriye gitmenin de hiçbir manası yok. Onun için ülkemiz çok ciddi manada geleceği kaygılar içinde olan bir ülke haline geldi. Değerli Hazırım, öncelikle Müslüman Türk dünyasının lideri rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeci'nin ölüm yıl dönümüne rast gelmesi hasebiyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. %50'sini ben öyle ya da böyle ülkücüyüm, milliyetçiyim, eskiciyim, eski ülkücüyüm, ak vurdum, kıl vurdum dediği bir ortamda %14'lerde patinaj çeken bir parti olmaktan artık sıyrılmamız gerekiyor. İnsanların gönlüne inmemiz lazım. İnsanları bir yerlerini kötüleyerek kendimize çekemeyiz. Onlara kendimizi anlatarak, yaşayışımızı göstererek kendimize çekebileceğimizi düşünüyorum. Onun için kesinlikle oy artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Mutlaka bir rüzgar var. Bir kartopu var. Kartopunu saldık dağdan. Bunun çığ olmasını sağlamamız gerekiyor. Mutlaka. Onun için bir iki değerli milletvekili aday aday arkadaşım da dedi. Orada köşe taşı, şurada çakıl taşı falan filan gibi duran ama hareket etmeyen birçok lokomotif olduğunu biliyoruz. Bu insanların sahaya mutlaka inmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgili başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli gazeteci arkadaşlarımız. Öncelikle diğer aday adayı arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi başbuğumuzu rahmetle anıyoruz. Onun toprak sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini ve Türk milleti aşkını hala yüreğimizde hissettiğimizi ve bunu hala paylaştığımızı bilmenizi isteriz. Şimdi ülkemizin geldiği nokta Süleyman Şah Türbesi Saygı Karakolu'nun havaya uçurulması, daha sonra Çanakkale kahramanlıklarının sahiplenilmesi, bir tarafta ileri demokrasi, diğer tarafta çözüm süreci, ondan sonra Türk milleti aşkını ifade eden ve bu değil mi? Evet. Yani bugün geldiğimiz nokta gerçekten de Türk milletini parçalamaya, Türk milletini ayrıştırmaya neden olacak politikaları yürüten, bunları idare eden ve bunları da değişik isimler altında halka empoze eden bir iktidar karşısında mücadele ediyoruz. Hem Karaman'ın umudu hem ülkenin umudu olacak. Bu konuda size söz veriyoruz. Karaman'ın ekonomik yapısıyla alakalı, sosyal yapısıyla alakalı pek çok politikamız ve projelerimiz var. Bunların hepsini ifşa edeceğiz açık açık. Karaman'ı bir marka şehri haline getireceğiz. Türk Dil Bayramı'nı elimizden kaçıp giden Türk Dil Bayramı'nın tamamını burada yapılmasını sağlayacağız. Organize sanayisine sahip çıkacağız, çiftçisine sahip çıkacağız, esnafına sahip çıkacağız. İnşallah bunların tamamını güç birliğiyle bütün dava arkadaşlarımla beraber gerçekleştireceğiz. Çünkü bizler gerçekten de bu toprağın ovalarında, yaylalarında yiğit olduk, adam olduk. Bizler sizin içinizdeyiz. Bizler size hizmet için varız. Ve hizmetten asla ve asla geri dönmeyeceğiz. Arkadaşlarım, Sayın İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, diğer aday adayı abilerim, ablalarım ve siz buraya gelen değerli dava arkadaşlarım, en samimi saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Haliyle ben Ankara'da yaşamam nedeniyle biraz tabii sürece geç eklendik memur olmamız nedeniyle de. Ben özellikle tüm samimiyetimle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Yani benim burada gerçekten belki Türkiye'nin birçok ilinde olmayacak bir şey oldu. Yani beni bağrınıza bastınız. Hiç olur olmaz.
gerçekten tüm samimiyetimle hepinize çok yürekten bir sorumluluk duygusu taşıyorum. Yani bu olsa da olmasa da dediğim gibi bu iş kısmet nasıl bir şey. Ama Ankara'ya ne zaman gelirseniz sizin için yapabileceğim ne varsa tüm samimiyetimle kalbim, yüreğim, evim hepinize açık. Bunu önce özellikle belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İşte bugün görüyorsunuz yine terörün geldiği aşamayı. Gelir dağılımındaki adaletsizlik Türkiye'nin en büyük sorunu. Bakın bugün Türkiye'nin en zengin 14 milyonuyla en fakir 14 milyon arasında 8 kat gelir farkı var. Yani böyle bir ülke olabilir mi? Düşünün, devlet, bu bir de devlet eliyle yaratılmış bir adaletsizlik. Yani düşünün, birine devlet 10 verirken ötekine 1 veriyor. Yani bizim buna dur dememiz lazım. Ben bu süreçte gerçekten İç Anadolu'yu çok önemsiyorum.